Fikir Sepeti Örgü kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün hanımlar bu bağlamalı lastik modelini anlatacağım sizlere. Ben de YouTube'da birçok video izledim bununla ilgili. Bunu biraz zorlaştırarak anlatmış arkadaşlarım. Ben biraz daha böyle kolay bir yöntemle anlatacağım inşallah sizlere. Şimdi ilk önce ben başladım ama size anlatayım. İlmeklerimizi atıyoruz. Bir sıra arka yüzden bir ters bir düz, bir ters bir düz olarak örüyoruz. Normal zaten örgümüz bitene kadar bir ters bir düz olarak öreceğiz. Normal lastiğimizi yapacağız. Ön yüze geldiğimizde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimizi kurarken bir sonraki modeli kuracağımız zaman bir önceki modelin çaprazına denk gelmesine dikkat ediyoruz. Bakın bu bağlamalar üst üste gelmiyor. Çapraz şekilde geliyor. Dikkat etmemiz gereken tek şey bu. Yoksa bu modeli örmek gerçekten çok kolay. Dilerseniz hemen başlayalım. Dediğim gibi hanımlar modelin başından sonuna kadar bir ters bir düz olarak öreceğiz. Şimdi ben kenar ilmeğimi alıyorum. Bakın bir önceki sırada burada bağlama yaptığım için hemen burada bağlama yapacağım. Bir düz ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ilmek örüyorum. Ters ilmeğimi ördükten sonra bir tane bu şekilde artırma yapıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. 3 ilmeği ördükten sonra bu artırma yaptığım ilmeği sol taraftaki şişime takıp bu şekilde 3 ilmeğimin üzerinden geçirdim ve bağlama yaptım. Bakın bu arada yine bir tane ters ilmek örmem gerekiyor. O arada ördüğüm ters ilmek de bir önceki bağlama yaptığımın tam ortasındaki ilmek. Buna dikkat edersek örgümüz kaymaz. Tam düzenli olarak şekilde gider hanımlar. Bir tane ters ilmeği ördükten sonra hemen artırıyorum. Bir tanemi bu şekilde doladım. Şişimi bir düz, bir ters, bir düz olarak ördüm. Ve bakın şu üçünü bırakıp bu artırdığım ilmeği alıyorum. Üç ilmeğimin üzerinden geçirdim ve bağladım. Tekrar arada bir tane ters ilmeğimi ördüm. Artırdım bu şekilde bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde örüp bu artırdığım ilmeğimi alıp tekrar bu üçünün üstünden atlatıyorum. Hepsi bu hanımlar. O kadar kolay ki bu modeli gerçekten çok zor anlatmış bazı arkadaşlarım. Örmesi de uzun, yapması da böyle akılda kalması da çok zor. Ama bu şekilde siz de göreceksiniz, çok basit pratik bir şekilde yapacaksınız. Önemli olan bu çaprazına denk gelmesi. Şurada bir önce ben örerken bir atlama yapmışım. Bunu düzelteyim. Evet. Düz ilmeğimi örüyorum. Bakın 3 tane ilmek. Bunları da örerken dikkat edeceğiz. Düz, ters, düz gelmesi gerekiyor bu 3 ilmeğimizin. Bu artırma yaptığımız ilmeği şişime takıp bu üçün üstünden geçirdim. Şimdi bu arada bir tane bakın ters ilmeğim kalıyor. Bunu örüyorum. Tekrar artırıyorum. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Ve artırdığım ilmeği bu 3 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bu bizim örgümüzün ön yüzü. Ön yüzde böyle gidiyoruz hanımlar. Arka yüzde de zaten lastik olduğu için arkada da önde de hep aslında ters örüyoruz. Lastik örüyoruz. Tersi ters, düzü düz örüyoruz. Bakın modelimizin arka kısmı da böyle. Aslında bu da bir model gibi duruyor. Şimdi burada tersi ters, düzü düz öreceğiz. Bildiğimiz lastik modelini örüyoruz. Bir ters, bir düz. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu şekilde. Bakın. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Normal lastiğimizi örüyoruz. Ben bu arka sırayı örüp arkada sürekli böyle hanımlar. Normal lastiğimizi örüyoruz. Önde de lastik örüyoruz ama dediğim gibi o artırmaları yapıp atlatmalarımızı yapıyoruz. Çok çok kolay, çok basit, normal lastik yapar gibi kolay hanımlar. Burayı tamamlayayım. Ön yüze geçelim. Tamamladım. Bakın. Ön yüze geçtik. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ilk kurarken
bu çaprazlığa denk getirebilmek için. Bir önceki sırada ne yapmışız? Hemen kurmuşuz. Onun için burada bunu atlayacağız. Birkaç tane ilmek öreceğiz. Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bakın bu bağlama yaptığımızın ortasındakine geldim. Bu ortasındaki bizim orta ilmeğimizdi. Bunu ters olacaktı bu. Bunu ördükten sonra hemen artırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde. Bakın şimdi şunları, şu üçünü bağlayacağız. Bir düz, bir ters, bir düz. Bu üçünü ördükten sonra bu artırdığımız ilmeği şişimize takıyoruz. Üçün üstünden geçiriyoruz. Burada bağlamamızı yaptık. Bakın şu bizim bir önceki sıramız, şu daha önceki sıramız. Bunlar da tam birbirinin üstüne denk geliyor. Her sırada da çapraz bir şekilde gidiyor. Şimdi aradaki ters ilmeğimi ördüm, artırdım, düz, ters ve düz. Ördükten sonra artırdığım ilmeği takıyorum, şişimi üstünden geçiriyorum. Bir tane aradaki ters ilmeğimi ördüm, artırdım, düz, ters, düz ördüm, şişimi artırmış olduğum ilmeği geçirdim, üstünden atlattım. Burada da bakın hep bir ters bir düz olarak örüyoruz. Yine bir değişiklik yok. Normal lastiğimizi örüyoruz. Bakın artırdığımı alıp sadece bu. Üstünden atlatıyorum. Bu çaprazlarına dikkat edersek dediğim gibi hiçbir sorun olmaz. Modelimiz yoksa çok kolay. Üzerinden atlattım. Kalan ilmeklerim bağlamayacağım. Burası zaten yetmez bağlamaya. Bu şekilde ördüm. Bakın hanımlar, bağlamalı lastiklerimiz oluştu. Çok da kolay. Gerçekten bayan yeleklerinde özellikle çok şık duruyor. Her örgüde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Sadece bunu model olarak bile kullanabilirsiniz. Arkası bile model olabilir. Çok güzel bir model. Çok da kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.